Sevgili gençler, merhabalar. SML Hoca YouTube kanalından en büyük, en küçük değer konusunu bugün işleyeceğiz. Temel kavramların alt başlıklarından devam ediyoruz. Dördüncü videodayız sevgili gençler. Videoya yani derse başlamadan önce abone olup bildirimleri açmayı da unutmayalım sevgili gençler. İki basamaklı. En küçük doğal sayı diyoruz. Doğal sayıları biliyorsunuz arkadaşlar. En küçük doğal sayı ise iki basamaklı olan 10'dur. En büyük doğal sayı 90. 9 en küçük tam sayı dediği zaman hemen negatifler aklına gelecek. Eksi 99 olur diyeceksin. En büyük tam sayı ise yine 99 olacak. Demek ki en büyük doğal sayıyla en büyük tam sayı birbirinin aynısı iki basamaklılardan. En büyük negatif tam sayı dendiği zaman negatiflerin arasında sayı doğrusundaki en sağ taraftakileri düşüneceksin. İki basamaklı dediğine göre de eksi 10'u seçeceksin burada. Yine iki basamaklı ama bu sefer rakamları farklı olarak verildiği için bu sefer diyeceksin ki en küçük doğal sayıya baktın 10, rakamları farklıdır. En büyük doğal sayı ise 90'ların içerisinde arayacaksın. 99 seçemeyeceğimize göre rakamları farklı dediği için 98 alacaksın. En küçük tam sayı ise eksi 98 olacaktır. 3 basamaklı en küçük doğal sayı. 3 basamaklı olan en küçük olan 100'dür. En büyük doğal sayı ise 999'dur. En küçük tam sayı eksi 999 ve en büyük 3 basamaklı tam sayı ise 999'dur. Yine burada da en büyük 3 basamaklı doğal sayıyla en büyük 3 basamaklı tam sayı aynıdır. En küçük tek olan tam sayı ise en küçük tek tam sayı 3 basamaklı istiyoruz biz. Ne olacak sevgili gençler? Eksi 980 pardon 990 9 olacak tek dediği için. En büyük çift tam sayı ise 998 diyeceğiz. Bir an için rakamları farklı gibi düşünün ama rakamları farklı demiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi yukarı çıkalım. Diyor ki bize 3 basamaklı bu sefer rakamları çift olsun. Rakamlarının çift olmasını istiyor. Kullanacağımız rakamlar çift olacak. En küçük tam sayı eksi 888 olması lazım, değil mi? En küçük tam sayı ise en büyük tam sayı ise yine bu sefer 888 olacak. 9'u kullanmamıza izin yok. Neden? Çünkü rakamları çift olsun istiyor. Rakamları tek olan en küçük tam sayı eksi 999. Hepsi tek gördüğünüz gibi. En büyük tam sayı ise yine 999 denilebilir. Örnek. Rakamları farklı. 4 basamaklı. Bakın rakamlarının farklı olmasını istiyor. 4 basamaklı olmasını istiyor. En küçük doğal sayı olsun istiyor. Şimdi o zaman 1'i kullandık. Yani 0'ı kullanamayız buraya. Ama hemen yüzler basamağına 0'ı kullanmamız gerekiyor. Sonrasında rakamları farklı dediği için 2'yi ve 3'ü kullandım. Bu rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayıdır. Yine rakamları farklı 2 basamaklı en küçük tam sayıyı bulmamız gerekiyor. Kaç basamaklı demişti? 2 basamaklı. Ve en küçük tam sayı istemişti değil mi? Tam sayı dediği için bak burada doğal sayı dediği için biz pozitifi kullandık. Ama tam sayı dediği anda aklına hemen negatifler gelsin. Hele bir de küçük diyorsa kesinlikle negatif olacak, tamam mı? Dolayısıyla biz diyeceğiz ki burada eksi 90 rakamları farklı dediği için 8 olacak. Tamam? Bu ikisinin toplamından bahsediyor. 1023 ile eksi 98'i toplarsak sevgili gençler ne olacaktır cevabımız? 925 olacaktır diyebiliriz. 1023'ten 98'i çıkardık. Geçtik bir sonraki örneğimize. Bu sefer örnekte diyor ki rakamları çarpımı 24 olan 3 basamaklı en büyük doğal sayı. Şimdi 3 basamaklı istiyor. Rakamlarının çarpımının 24 olmasını istiyor. Ve en büyük doğal sayı elde etmemizi istiyor. Ve sonrasında demiş ki rakamları toplamı 13 olan 3 basamaklı. Bu sefer rakamlarının toplamı 13 olacak. Buraya toplam diyelim. Buraya çarpım diyelim. Evet. 13 olan en küçük doğal sayının toplamını istemiş. Şimdi en büyüğünü bulacağız ya. 24'ün içerisinde rakam çarpan olarak en büyük rakamımız ne? 8. 8 kere 3'ten giriyor değil mi? O zaman hemen ben yanına 3'ü yazarım. Buraya da 1 yazarım. 831 rakamları çarpımı 24 olan en büyük doğal sayıdır 3 basamaklı. Rakamları toplamı 13 olan en küçük doğal sayı yazacaksak da buraya mutlaka 1'i kullanmak zorundayım. Şimdi 1'i kullandıktan sonra artık geriye toplam olarak ne kaldı? 12. 12'yi de kullanacaksam 12 olarak bulacaksam ben rakamlar toplamını neyin toplamı 12 yapar? 3 ile 9'un. Dolayısıyla buraya 3'ü buraya 9'u kullanabilirim.
4'te 8'ini de yapabilirdi ama 4'te 8'i buraya yazarsam, bak burada elde ettiğim 139 iken burada elde ettiğimiz 148 olurdu. Dolayısıyla bunları kullanamayız deriz. Bunların toplamını sormuş. Bunları da toplarsak 800 ile 100'ün toplamı 900, 31 ile 39'un toplamı 70. Demek ki cevabımız 970 sayısı olacakmış. Geçtik bir sonraki sayfada. Çarpımın en büyük en küçük değeri. Toplamları 10 olan rakamların oluşturduğu tüm sıralı ikilileri yazalım demişiz. Yazalım arkadaşlar. Hemen mesela 0'a 10. Değil mi? Pardon bakalım, rakamların oluşturduğu demiş değil mi? Rakamların oluşturduğu dediğine göre ben buraya 1 ile 9'u yazayım. 1 ile 9'u yazdık. Sonrasında 2 ile 8'i yazdık. 3 ile 7'yi yazdık. Sonrasında 4 ile 6'yı yazarız. 5 ve 5'i yazarız. 6 ile 4'ü yazarız. 7 ile 3'ü. Farkındaysanız terse sardık. 8'e 2'yi ve 9'a 1 yazarız. Rakamların oluşturduğu sıralı ikililer bunlar ve tüm sıralı ikililerin elemanlarının toplamı, bileşenlerin toplamı 10 yapıyor. Peki şimdi gelin bu sıralı ikililerin oluşturduğu rakamların hepsini de çarpalım gençler. Tamam mı? Yani çarpalım derken şu şekilde: 1 kere 9 9, 2 kere 8 16, 3 kere 7 21, 4 kere 6 24, 5 kere 5 25, 6 kere 4 24, 7 kere 3 21, 8 kere 2 16 ve 9 kere 1 9 yapar. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bakın 9'dan 25'e kadar bir artıyor, sonra tekrar azalmaya başlıyor aynı şekilde. Peki burada en büyük olan, çarpımları en büyük olan ikili hangisi? 5 ve 5. Çarpımları en küçük olan ikililer hangileri? 1'e 9 ve 9'a 1. Doğru mu? Peki o zaman biz şöyle bir şey diyebilir miyiz? Toplamları biliniyorsa ve çarpımın maksimum değeri isteniyorsa veya minimum değeri isteniyorsa, maksimum değer istenirken bizim ne yapmamız lazımmış demek ki, bakın 5'e 5 bunların hepsinin toplamı 10 yapıyor ama biz sayıları birbirine yakın seçince sayılar yakın seçilmeli diyeceğiz. Tamam mı? Çok çıksın diye. Sayıları uzak seçersek de, uzak seçilmeli diyelim. Sayılar uzak seçilirse de çarpımların sonucu burada olduğu gibi küçük çıkıyor. Gördüğümüz üzere burada maksimum değerine ulaştı. Bunlarda da minimum değerine ulaştı diyebiliriz. Örnek olarak toplamları 20 olan iki doğal sayının çarpımı en çok kaç olabilir? Şimdi toplamları 20 olursa A artı B'ye 20 diyelim. Tamam mı? Birbirine yakın seçersek en çok olacaktır. Dolayısıyla ben bunu 10, bunu da 10 seçerim. Toplamları 20 yapar. Bakın oldukça yakın birbirine, hatta aynı sayılar. Dolayısıyla 10 çarpı 10'dan biz bunun sonucunu 100 çıkar. Maksimum 100 olur. Tartışmaya gerek yok diyebilirdik. Peki burada parantez içinde demişiz ki farklı diye sorsaydı. Yani A artı B 20 iken A ile B birbirinden farklı olmuş olsalardı. Yani 10'a 10 seçmemiş olsaydık 9'a 11 veya 11'e 9 seçebilirdik. Böyle de birbirine gayet yakın oluyor. Ve dolayısıyla 9'da da 11'in çarpımından cevap bu sefer 99 olurdu. Burası farklı diye sormuş olsaydım cevabı. Burası fark etmez. Tamam mı? Farklı veya değil. Şimdi devam edelim. Bir diğer örnekle. Bu örnek güzel bir örnek. İyi dinliyorsun. Bakın. İki tane çubuk vermiş, tamam mı? Uzunlukları santimetre cinsinden yan tarafında verilen iki çubuğun uzunlukları çarpımı en çok kaçtır? Şimdi uzunluklarına bakarsanız bir tanesinin uzunluğu sevgili gençler 21 eksi x. Diğerinin uzunluğu da x artı 13. Peki ben bunların uzunluklarını toplamış olsaydım eğer, burada gördüğümüz eksi x ile artı x birbirini götürecekti. Ve 21 ile 13'ün toplamından ben bu çubukların uzunlukları toplamını 34 bulacaktım. 34 bulduktan sonra bu benim ne işime yarar? Artık şunu biliyoruz, bakın toplamlar biliniyorsa çarpımın maksimum değeri için sayılar birbirine yakın seçilmeli dedik. Yani gelin burada x'i 17 seçelim. Ya da x'i 17 seçmeyelim de şöyle seçelim. İki çubuğun uzunlukları da, yani şöyle diyelim, 17'ye 17 olsun. Olmaz mı? Yani x'i burada ben 4 seçmiş oldum. Burası 4 ise bakın burası 17 yapar. Burası 4 ise bakın burası da 17 yapar. Tamam mı? İşte görsel olarak çubukların boylarının birbirinden farklı olması bizim için önemli değil. X varsa işin içinde değişkendir. Belki de yeşil mordan daha uzun olacaktı.
Tamam. 17 ile 17'nin toplamı 34 yapar. 17 ile 17'nin çarpımı da 289 yapar. Bu çubukların uzunluklarının çarpımları maksimum 289'dur denilebilir. Toplamın en büyük veya en küçük değeri dendiği zaman çarpımlar biliniyorsa diyeceğiz bu sefer. Çarpımlar biliniyorsa işte o zaman ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Maksimum değer istendiği zaman uzak seçmemiz gerekiyor. Tamam mı? Minimum değer istendiği zaman da sayıları birbirine yakın seçmemiz gerekiyor. Yani az öncekinin tam tersini yapacağız. Şimdi A ile B birer tam sayı olmak üzere demiş bakın. A çarpı B 20 ise A artı 2B'nin maksimum değeri isteniyor. Burada bakın A var bir de 2B var. Şimdi 2B'nin olması bizim için şans. Neden mi? Çünkü B'nin kat sayısı var? 2. Daha çok çıkarabiliriz burayı. Yani ben burada B'yi olabildiğince maksimum seçmem lazım. 20 gibi. A'yı da olabildiğince minimum seçmem lazım. Yani 1 gibi. Sayılar birbirinden olabildiğince uzak mı? Evet uzak. O halde A gördüğüm yere 1, B gördüğüm yere de 2 kere 20, 20 yazacağım. Eşittir ne olacak? 41 olacak sonucumuz. Geçtik bir sonraki sayfamızdaki diğer örneğimize. ABC birer tam sayıymış sevgili gençler. A ile B'nin çarpımı 20, B ile C'nin çarpımı 30'sa A artı B artı C'nin maksimum değeri nedir? Bu tarz örneklerde ortak olan sayıları, ortak olan ifadeleri öncelikle işaretlemen gerekiyor. Bunlar ortaksa ortak olana maksimum değer sorulduğu zaman en küçük değeri vermen lazım. Yani burada tam sayı demiş ya 1 ve 1'i verdim. Hocam tam sayı dediği zaman negatifleri düşünmemiz lazım dediniz ama burada maksimum soruluyor toplamın. Ben bunların hepsini negatif seçersem toplam oldukça küçüdür. Dolayısıyla burada B'yi pozitiflerin arasından en küçüğünü seçtik. B 1 olursa A 20 olur. B 1 olursa C 30 olur. Ve toplam değere bakıldığı zaman da 20 artı 1 artı 30'dan cevabımız 51 gelecektir. Alttaki örneğe baktığımız zaman burada işte az önce sorduğun sorunun cevabı var. A artı B artı C'nin minimum değeri demiş ve tam sayı demiş. Yani negatifleri bu sefer %100 kullanacağız. Peki madem kullanacağız negatifleri, burada ortak olan ne var? İki tane A var bakın burada değil mi? Şimdi gelin şöyle yapalım. Bu ortak olanlar arasında minimum değerini sorduysa ve tam sayılarda negatifleri düşünmemiz gerektiği için bu sefer negatiflerin arasından A'ya en büyüğünü verelim. Yani eksi 1 ve eksi 1 verelim. Peki B ne olur? Eksi 20. C ne olur? Eksi 32. Toplayın bakalım ne gelecek? Eksi 1 artı eksi 20 artı eksi 32 dersek parantez içlerinde alalım. Eşittir ne yapar? Eksi 53 yapar. Gördüğümüz gibi sonuç gayet düşük çıktı. Şimdi pozitiflerle işlem yaparken ortak olana pozitiflerin en küçüğünü verdik. Negatiflerle işlem yaparken ortak olana negatiflerin en büyüğünü verdik. Yani tam ters işaretini, yani tam ters işlemini yaptık. Tamam? Pozitifler için unutma, matematikte temel kavramlarda çoğu formülize edilmiş şeyler için bu geçerli. Pozitiflerde kullandığın formülün, kuralın tam tersini negatifler için kullanmak zorundasın. Anlaştık mı? Bir diğer örneğe bakalım. Çarpımları 12 olan 3 tam sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi şöyle düşündüğümüz zaman çarpımları 12 olacak. Tamam. 3 tane tam sayı olacak. Tamam. Toplamını soruyor. En az kaçtır? Şimdi negatifleri işin içine sokacağız bir kere tam sayı demiş. Ve en az diye sormuş. Dolayısıyla ben eksi 12 ile eksi 1'in çarpımının 12 yaptığını biliyorum. Keza hocam eksi 4 ile eksi 3'ün de çarpımı 12 yapar ama bunların toplamı eksi 7 iken bunların toplamı eksi 13'tür. Doğru mu? Ya hocam 3 tane diyordu. Tamam 3 tane desin. Demek ki bir tane daha çarpmam lazım. Şu an 12'yi elde ettiysem bir de çarpı 1 derim. Eşittir 12 oldu mu? Oldu. O halde eksi 12'nin, eksi 1'in ve artı 1'in toplamı ne yapar? Eksi 12 yapar diyebiliriz en az değeri bulmak için. Örnek. A, B, C birbirinden farklı sayma sayıları olmak üzere A artı 3B artı 5C'nin minimum değeri. Aynı mantığı burada kullanacağız şimdi gençler. Sayma sayısı demiş bize. Minimum demiş. Sayma sayıların içerisinde sıfır yok bunu biliyorsunuz. C'nin katsayısı 5 olduğu için B'nin katsayısı 3 olduğu ve A'nın katsayısının 1 olduğundan buna en küçüğü vermemiz lazım. C'ye en azı vermemiz lazım. B'ye ortanca seçmemiz lazım. Büyük olanı da A'ya vermemiz lazım. Ama o büyüğü bile çok küçük seçmemiz lazım. Yani C'ye sayma sayılarının en küçüğü olan 1'i, B'ye birbirinden farklı dedikleri için 2'yi, A'ya da eşittir 3 dersek
Yerine yazdığımız zaman 1 artı 3 kere 2 artı 5 kere 1 dendiği zaman arkadaşlar toplarız bunları. 3 kere 2 6, 1 ekle 7, 5 ekle 12 yapar bizim sonucumuz. Geçtik bir sonraki soruya. X, Y ve Z birbirinden farklı negatif tam sayılar olmak üzere, bu sefer negatif demiş sevgili gençler. Buna dikkat edeceğiz. Altını hemen çizin bu tarz soruların. Tamam. A artı 2B artı 3C'nin maksimum değeri sorulmuş. Az önce pozitif kullandık. Sayma sayısı kullandık. Ne vermiştik? Olabilecek en küçük değerleri vermiştik. Değil mi? Şimdi negatifin maksimumunu soruyor. O zaman olabildiğince büyük vermemiz lazım negatiflerin arasından. Yani ben burada C'yi sevgili gençler en büyük seçmem lazım. Eksi 1. B'yi eksi 2. A'yı da eksi 3 seçmem gerekiyor demek ki. Eksi 3 artı 2 kere eksi 2 eksi 4 artı 3 kere eksi 1 eksi 3 diyeceğiz. Bunun da toplamı ne yapacak? Eksi 10 yapacak sevgili arkadaşlar. Umarım anlatımımız başarılı olmuştur. Geçtik bir sonraki örneğe. Toplamları 350 olan farklı 3 basamaklı 3 tane doğal sayının en büyüğü en çok kaçtır? Farklı demiş değil mi bize? Bakın 350 olan farklı 3 basamaklı 3 tane doğal sayı. O halde ben burada birinci sayıyı 99 seçerim. İkinci sayıyı 98 seçerim. Neden? En büyüğünün en çoğunu soruyordu. Çok özür dilerim. En büyüğü en az kaçtır diye düşündüm ben. Öncelikle o zaman şöyle diyeceğiz. Bakın A artı B artı C diyelim biz buna. Eşittir 350 olsun. Bunlar birbirinden farklı olacak. Ve ben A'ya olabildiğince küçük veririm 10 gibi. B'ye olabildiğince küçük veririm farklı dediği için 11 gibi. İkisini toplarsak ne olur sevgili gençler? 3 basamağa 3 basamaklı diyordu. Çok özür dilerim ya. Bu tarz sorularda ben bunları hep kaçırıyorum. 3 basamaklı diyor. Tamam, şimdi oldu. Ben burayı 100 seçerim. Burayı 101 seçerim. İkisinin toplamı 201 olur. 201 ile C'yi topladığım zaman 350 olacaksa C kaç olur sevgili gençler? 149 olur. Bu da bizim cevabımızdır. En büyük sayı yani C'nin alabileceği en çok değer 149'dur diyebiliriz. Diğer örnekteyiz. İki basamaklı rakamları farklı. 4 tane doğal sayının toplamı 350 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü en az kaçtır? Şimdi rakamları farklı olacak 1 ama birbirinden farklı olsun diye bir şey söylememiş. Yani ben A, B, C, D gibi tamam mı? 2 basamaklı 4 tane doğal sayıya sahibim. O halde A'yı, B'yi ve C'yi olabildiğince ama olabildiğince büyük seçersem D'ye çok küçük bir sayı kalır. O halde rakamları farklı dediği için 98 seçerim. Birbirinden farklı demediği için artık burayı 98, burayı da 98 seçebilirim. 3 çarpı 98. Ne yapar sevgili arkadaşlar? 294 yapar. Eğer bunun üstüne D'yi eklediğim zaman 350'yi bulmam isteniyorsa D yani D'nin alabileceği en küçük değer 56 olur diyebiliriz. Rakamları da farklı zaten. Bir alttaki soruda ise yine buna benzer olarak 4 tane sayımız var. A, B, C, D tarzında. Bunların toplamı bu sefer 349. Şimdi az önce yaptığımız taktiği yani 98, 98 ve 98 seçersek bu sefer D'ye kalacak olan sayı 55. Ama 55'in rakamları farklı değil. Dolayısıyla bunlardan bir tanesini bir tane küçülteceğiz. 98, 98 ve 97 yaparsak burayı bir azalttık diye burayı bir artırırız. Cevap yine bir üstteki sorudaki gibi 56 olur diyebiliriz. Evet. Son sayfamızda ilk soru. Birbirinden farklı ve rakamları da farklı olan 3 doğal sayının toplamı 30'sa bu sayılardan en küçüğü en çok kaçtır? Hemen birbirinden farklı olmasaydı diye düşünürüz. Yani 10, 10 ve 10 seçeriz. Bunların toplamı gayet tabii 30'u yapacaktır. Değil mi? Ama şöyle bir durum var ki adam demiş ki birbirinden farklı olsun. E peki madem birbirinden farklı ben bunu 9 yaparım, bunu 10 yaparım. Buradan azalttığım sayıyı buraya eklerim. 11 yaparım. 9, 10, 11'in toplamı da 30 yapar. Ama bu sefer de şuraya takılacağız. Rakamları farklı demiş. Rakamları farklıysa o halde derim ki ben bunu 12 yaparım. Bu sabit kalsın. Bunu da biraz azaltırım. 8 olur. Bu 3 sayıdan en küçüğünün alabileceği maksimum değer demek ki 8'miş deriz. Cevabımız bu olur. Geçtik bir diğer soruya. Şehir ve sıcaklık tablosu olarak verilmiş. Tabloda santigrat cinsinden 3 ilin sıcaklıkları verilmiştir. Bu arada A, B, C dediğimiz sayılar birer tam sayı. Tamam.
Ankara Konya'dan Sakarya'nın sıcaklığının 3 katı kadar daha sıcak ve tüm sıcaklıklar sıfırın üzerinde ise A artı B artı C'nin en az değeri nedir? Şimdi şurayı dikkatli okuyalım. Ankara yani A, Konya'dan yani C'den Sakarya'nın sıcaklığının 3 katı kadar daha sıcak. Yani B'nin sıcaklığının 3 katı, B sıcaklığının 3 katı. Yani 3B. Yani ben A'dan C'yi çıkardığım zaman sonuç ne olacakmış? 3B yazalım. A'dan C'yi çıkardığım zaman sonuç 3B olacakmış. Peki madem öyle ben A sayısını 3B artı C biçiminde yazabilirim. Tüm sıcaklıklar sıfırın üzerinde yani pozitif ve tam sayım olacak. Evet. Dolayısıyla B'ye olabilecek en küçük sıcaklığı yani 1 santigrat dereceyi veririm. C'ye farklı dediği için 2 santigrat dereceyi veririm. Ve 3 kere B artı C eşittir 2 ise tamam mı? Bakalım farklı demiş mi? Bu arada onu da şey yapmayalım. 3 katı kadar daha sıcak tüm tamam. Farklı dememiş. O yüzden 2 santigrat derece yerine 1 santigrat derece de yazabiliriz biz C'ye. Ve sonuç olarak A'yı kaç santigrat derece buluruz? 4 santigrat derece buluruz. Bunların toplamı sorulmuş. 4 artı 1 artı 1 ne yapar? 6. Bir sorun var mı yukarı yazdığımızda bakın. Buraya 1, buraya 1 ve buraya 4 dedik. Ankara, Konya'dan Sakarya'nın sıcaklığının 3 katı kadar daha sıcaktı. Doğru. Demek ki bir sıkıntımız yok. Cevabımız da 4 artı 1 artı 1'den 6 olacak sevgili gençler. Geçtik bir diğer soruya. Şekilde 13 çekmeceli bir dolabın içinde oyuncaklar vardır. 13 tane çekmece var burada ve içerisinde de oyuncaklar var. Her çekmecede en az bir tane oyuncak vardır. Üst üste olan herhangi iki çekmecede en fazla toplam 9 oyuncak bulunmaktadır. Yani ben şuradaki çekmeceye 5 tane oyuncak koyarsam buraya mecburen 4 tane, sonra buraya da tekrar mecburen 5 tane olacak şekilde devam edeceğim, tamam mı? En fazla yani bir tane de koyabilirim, hiç sıkıntı yok, ama bize neyi sormuş? En fazla kaç oyuncak vardır dolapta? Tüm dolapta. Şimdi bakın. Az önce 5-4 den ilerledik ya. 5-4 5-4 diye aşağıdan başladım, yukarı doğru çıkıyorum. En son 12. hatta 11. diyelim. 11. de 5, 12. de 4, 13. de yine 5 olacak. Ben bunların hepsini toplarsam şu ilk 12 tanesinin içerisinde 6'şarlı 6'şarlı gruplandırırsak hepsi 9 olacaktı zaten. 9 kere 6'dan 54, 5 eklersem 54 artı 5'ten 59 tane oyuncak olur. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bakın ben burayı 6'ya 3, 6'ya 3, 6'ya 3 biçiminde ilerletirsem 6, 3 ve en son 6 olursa bu sefer olacak olan oyuncakların sayısı 54 artı 6'dan 60 yaptı. Bakın daha fazlasını bulabiliyorum. O halde şuraya, tamam mı? Yani nereye oluyor? Son çekmeceye maksimum adet oyuncak gelecek biçimde düzenlersem ben bunları, yani 8'e 1, 8'e 1, 8'e 1 biçiminde yukarı doğru çıkıp düzenlersek, bakın zaten şu kısım bizim için neydi? 54'tü. O 54'ün üstüne 8 eklediğimiz zaman 54 artı 8'den tüm oyuncak sayısı maksimuma ulaşacaktır. Yani cevap 62 olacaktır sevgili gençler. Son sorudayız. 1'den 9'a kadar olan rakamların her biri yukarıda verilen karelerin içine yazılacaktır. 3 ve 5 rakamları yazılmıştır. İşaretlenmiş her köşenin etrafındaki sayıların toplamı 20'dir. Buna göre taralı olan kutuya hangi rakam yazılmalıdır? Şimdi burada sorunun mantığı şu. Şurada bir nokta var, görüyorsunuz. Bu noktanın civarındaki tüm karelerin toplamı, içine yazan sayıların toplamı 20 olacak diyor. Tamam mı? Şimdi madem öyle, şöyle bir düzenleyelim bakalım. 5'te 3 var. Toplamı 8 yaptı. 20 olması için geriye 12 tane daha sayı lazım. Bu 12 tane sayıyı şu şekilde düzenleyebilirim. Mesela 7'ye 5 yazsam 5'i kullanmış. Bir daha kullanamam. Değil mi? 6'ya 6 yazsam olmaz. O halde gelin şuraya bir 4 yazalım. Buraya bir 8 yazalım. Şu ana kadar hiçbiri kullanılmamıştı zaten. 4 ile 8 de toplam 12 yapıyor. Burasını 20 hallettik. Güzel. Şimdi devam edelim. Sevgili gençler, burası 5'e 4'tü. Burası 5'e 8'di. Bakın 5, 8 daha 13. Değil mi? 5, 8 daha 13. 7 daha lazım ki 20 olsun. Burayı 7 yapabilmek için 2'ye 5'i kullanabiliriz. Ama 5 var. Değil mi? Başka 4'e 3'ü kullanabiliriz ama 4 var, 3 var. Başka neyi kullanabiliriz? Bakın yazalım. 7 yapabilmek için. 1 ile 6'yı kullanabiliriz. 2 ile 5'i kullanabiliriz. 3 ile 4'ü kullanabiliriz. Tekrar 4 ile 3'ü kullanabiliriz, değil mi? Şimdi 2'ye 5'i kullanamayız dedik. 5 kullanılmış. 3'e 4'ü, 4'e 3'ü. Tekrar 5'e 2'yi ve 6'ya 1'i kalıyor. Demek ki 6 ile 1'i kullanmak zorundaymışız burada. Dolayısıyla gelin buraya 1 yazalım. Buraya 6 yazalım. Belki sonradan yer değiştirmemiz gerekebilir. Sıkıntı olmaz. Değiştiririz. Peki
Burası 5, burası 4 ise 9 oldu. 9'un yanına 11 daha yazmam lazım ki 20 olsun. Bu 11'i nasıl elde edebilirim ben? Şu şekilde 9 ile 2'yi yazabiliriz, değil mi? 8 ile 3'ü yazabiliriz. 7 ile 4'ü yazabiliriz. 6 ile 5'i yazabiliriz. Şimdi ters dönecek. 6'yı 5'i kullandım. 7'yi 4'ü kullandık burada. 8'i kullandık burada. Demek ki mutlaka 9 ile 2'yi kullanacakmışız. 6, 5 daha kaç yapar? 11. Buraya 9 yazarsam olmaz. Demek ki ben buraya mecburen 2'yi, buraya da 9'u yazacağım. Şimdi tekrar bakalım. 2 var, 6 var, 8, 5 daha 13. Demek ki buraya tek kalan sayı neymiş sevgili gençler? 7'ymiş ve o 7 de hiç zaten kullanılmadı. Bunu farklı varyasyonlarla da bulabilirsiniz. Hiçbir sıkıntımız yok. Yeter ki 7'yi bulunuz. Hocam 7 haricinde başka bir şey olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Çünkü bakın tüm ihtimalleri zaten burada tek tek denemiş oluyorsun. Cevabımız neymiş? 7'ymiş. Evet. En büyük en küçük değer kısmını da bu videoda bitirdik. Diğer videolarda diğer konu anlatımlarında görüşünceye dek hoşça kalın arkadaşlar. Ama ondan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Biliyorsunuz sınav ajandası projesinde kimya, biyoloji, fizik, geometri, matematik ve Türkçe dersleri de mevcut. Diğer kanallara da abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Fizikle Barış hocamız, kimyada Kimya Adası, biyolojide senin biyolojin, geometride Kenan Kara ile geometri, Türkçe'de Serdar Hoca Türkçehane ve matematikte de SML Hoca kanallarına abone olup bildirimleri açarsanız tüm derslerden anında haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız.